Selamlar herkese. Ben İlser Alp'ten Harmony Gürel. Bugün üst koridorda Renekton oynuyor olacağım. Hem de gerçekten agresif bir oyun tarzıyla Renekton oynuyor olacağım. Şöyle bir yorum gördüm son videomun altına. Yani videoyu açar açmaz direkt dikkatimi çeken yorum buydu. Böyle olunca ben de yerine getirmek istedim Veysel arkadaşımızın isteğine. Ama normal şekilde bir Renekton olmayacak bu. Yani bunu özellikle söylüyorum çünkü ben Renekton'u şu şekilde yorumluyorum. Renekton koridor aşamasında aşırı güçlü bir şampiyon. Yani belli başlı şampiyonlara karşı zayıf olduğu söylenebilir ama bunun haricinde gerçekten güçlü bir koridor aşamasına sahip bir şampiyon. Fakat bu avantaja sahip olmasına rağmen oyun sonunda da gerçekten düşen bir şampiyon. Böyle olunca ben oyunu erken safhada bitirmek adına oynamayı tercih ediyorum Renekton'u. Yani gerçekten o kadar agresif bir şekilde oynuyorum ki saldırı gücü eşyalarını o kadar yoğunlaşıyorum ki ya oyun sonuna kalırsa pek bir şansım yok. Ama oyun sonuna kalmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde Renekton oynayışımda şimdi görüyor olacaksınız. Normal şartlarda hatta Renekton'a savaş yükü almak çok daha mantıklı. Çünkü zaten yeteneklerinizle, düz ataklarınızla çok hızlı bir şekilde savaş yükünü biriktirip rakibin de yanında sürekli gezebildiğiniz için oldukça yüksek hasar verebiliyorsunuz. Ama benim çıkacağım eşya dizilimiyle rakibi zaten bir anda öldürmeye yönelik oynuyor olacağız. Karşımızda Kayle var. Kayle'la karşı uzun bir süredir oynamıyordum. Kayle'ın Renekton'a karşı avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir menzili var. Üçüncü seviyeden sonra Renekton'u kayıtlayarak hasar verebiliyor. Fakat 6. seviyede bizim dövüş gücümüz daha yüksek. Ki 6. seviyeye bırakmamıza da gerek yok. Kha'Zix bir tane bile baskın atsa, bir tane skor alsak bile zaten kartopu etkisini çok rahat bağlarız. Tek başımıza da kartopu etkisine bağlama şansımız var. Tutuştur tercihi yapabilirdim fakat birazcık riskli. Yani zaten risk alıyoruz bu oyun tarzını benimserken daha da fazla risk almak istemedim. Kabiliyeti 0, 18, 12 şeklinde yaptım. Ultimden gelen canı arttırmak için. Orada canı arttıran, can etkisini arttıran kabiliyeti tercih ettim. Bunun yanında rünlerde de normal saldırı gücü üstüne zırh kırma. Zırh kırma olarak geçiyordu sanırım. Böyle bir seçim yaptım. Renekton'da dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Saldırı gücü Renekton oynarken en güçlü yeteneğiniz W yeteneğiniz oluyor. Çünkü 50 öfkenin üstündeyken 3 tane düz atak yapmanızı sağlıyor. Tek bir W'da Yıldırımların Efendisi'nin hükmünün patlaması anlamına gelir bu. Fakat en önemli yeteneğin W olması demek W fulleyeceğiniz anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. W'yu arttırdığınızda sadece taban hasarı artıyor. Ekstra verdiği hasar artıyor. Bunun da hiçbir anlamı yok. Yani Q'yu sonra E'yi fullemek çok daha mantıklı. Ya hiçbir anlamı yok demeyelim mi? Q ve E'ye oranla pek anlam ifade eden bir durum değil açıkçası. Yani bir yeteneği yükseltmeye karar verdiğinizde mutlaka şuradan üzerine gelen artı işaretinden bakın ne verdiğine. Değiyor mu diye düşünün ona göre. Koridor aşamasında eğer Q'yu çok sık minyonların arasında kullanırsam koridoru hızlı bir şekilde ittiririm. Bu da bana bir dezavantaj sağlayabilir koridorun hızlı bir şekilde itilmesi açısından. Hani rakibi dürtmeye çalışırken bile Q'yu birazcık dikkat ederek kullanmak lazım. Koridoru fazla hızlı ittiriyorsunuz başka türlü. Üçüncü seviyeyi beklemem gerekiyor tam kombomu yapabilmek için. Çünkü Kyle menzilli bir karakter olduğu için sersemletmemi kullanabilmek adına iyice yakınına girmem gerekiyor. Sonrasında da hasar vermeye devam edebilmek açısından. O yüzden üçüncü seviyeyi bekleyeceğiz. Bu sırada öfke biriktirebiliriz minyonlar üzerinden. Yani çok fazla öfke biriktirememin nedeni de Kyle'ın bunu yapmaya çalıştığımda beni dürtüyor olması. Renekton'a karşı özellikle iyi bir şampiyon tercihi olarak Trundle diyebiliriz. Zamanında Renekton çok fena terör estiriyordu. Profesyonel arenada dahil olmak üzere. Sonrasında bu tufanın bitmesini sağlayan şey Trundle üst koridor olmuştu. Gerçekten hani Trundle tamamen bitirdi Renekton metasını diyebilirim. Hop. Belli bir hasar verdik ama o da bunun karşılığında iyi bir hasar verebildi bize. İki tane can iksiri olduğu için birazcık daha avantajlı. Şimdi bu menzil avantajını kullanıyor. Fakat belli bir yerden sonra biz gerçekten gücümüzü kullanacağız ve koridorda kabadayılığa başlayacağız diyebilirim.
yeteneğimi fulluyorum ilk önce. Q'yu arttırdığımda 50 öfkenin üzerindeyken kazandığım can miktarı da artıyor. Bu da önemli bir etki diyebiliriz. Hasarımı verdikten sonra geri çıkmamın nedeni çok fazla minyon olması. Bu arada fazla dövdü bize. Hani Kayle'ın güçlü olmasının nedenlerinden biri de bu arada. Uzun süre kovalayabiliyor. Yavaşlatması var. Takip edebiliyor. İki tane uzun kılıç alıp ışın ile üst koridora geleceğim. İki uzun kılıç almamın nedeni. Buna şaşıracaksınız ama sezon 3 ve 4'te gerçekten sıradın dışında. Yani alışılmışın dışında fakat çok etkili bir taktikti. Mahvolmuş kralın kılıcı. Bu arada Kayle diyorum. Kha'Zix neden beni beklemedi acaba? Totem koydu herhalde. Kayle. Minyon da şu an ileri durumdayız. Yani Kayle'ın bize birazcık şöyle en azından 5-10 minyon fark atmasını beklerdim açıkçası. Yani oyun başındaki avantajını kullanarak. Oyun sonunda bu kadar büyük bir avantajı olmuyor menzil. Çünkü biz zaten ona kolay yakınlaşabilen bir şampiyonuz. Fakat hasarımız yeterli olmadığı için, öldürmeye yeterli olmadığı için sonrasında dönüp bizi dövebiliyor. Hani avantajı bu. Ama birazcık eşya aldıktan sonra geri bize dönmesine fırsat bırakmadan zaten gittiğimizi tamamen sonuna kadar takip ediyor olacağız. Şimdi minyon kaçırmayı hiç sevmiyorum. Öfkeyi E yeteneğiyle kullanmak en etkisiz tercih diyebiliriz. Eğer cana ihtiyacınız varsa Q rakibe daha fazla dürtmek istiyorsanız, daha fazla hasar vermek istiyorsanız W. Altıncı seviye olduk. O da birazdan olacak. W'nuz 50 öfkenin üstünde board'dan 3 tane düz atak yaptığı için bir totemi anında kesebiliyorsunuz. Başka türlü de 2 düz atak yapıyor. Bunda da düz atak artı W ile kesebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Yani görüş toteminden bahsetmiyorum. Zamanlı totemden bahsediyorum. Bir süre sonra görünmez olduğu için Renekton'da bu çok önemli bir etki değil açıkçası. Ultisi var bu arada. O yüzden hani kule altına kadar girmeyeceğim tabii ki. Canı 223. İlginç bir şey deneyebilirim. Dilerseniz. Oops. Sıçra atacaktım. Sonra denememeye karar verdim. Eğer W bastıktan sonra kullanmazsanız, yani herhangi bir hedefe vurmazsanız öfkeniz harcanmaz. E'yi kullandıktan sonra ikinci E'yi kullanmazsanız yine öfkeniz harcanmaz. Buna dikkat edin. Hani öfkenizi boşuna harcamak istemediğiniz durumlarda işinize yarayacaktır. Hop. Ulti basamasını sağlamak adına, yani ulti basma süresi olmasın diye doğrudan sıçratıp düz W ile düz atak yaptım. Çünkü bekleseydim ulti atıp sonrasında sıçrayla oradan uzaklaşabilirdi. Belki de takip edemezdik. Bu riski almaya gerek yok. Bir avantaj söz konusuysa bunu değerlendirmek lazım. Özellikle de bu kadar kabadayı bir şampiyon oynarken. Koridoru hızlı ittirmek için yapabileceğiniz şeylerden biri bu. Öfkeyi bu şekilde, doğru bir şekilde de harcamış oluyorsunuz aynı zamanda. Bu arada bana geliyor olabilirler. Base atmakta fayda var. Yani koridoru hızlı ittirmek için önce E. İlk E'de öfkeyi harcamış olmuyorsunuz. Sonra Q, öfkeyle birlikte Q'yu kullanmış oluyorsunuz. Sonra E ile geri dönüyorsunuz minyon dalgasının geldiği yöne doğru. Bu sayede hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz minyon dalgasını. Bu arada Kayle'a karşı olduğum için şöyle yapacağım. Normalde mahvolmuş kralın kılıcını ne kadar erken bitirsem o kadar iyi. Fakat Kayle'ı takip etmem gerekeceği için, hareket hızı işime yarayacağı için burada böyle bir tercih yaptım. Mahvolmuş kralın kılıcı tercih etmemizin nedeni de bu arada. Özel pasifin normal saldırılar isabet halinde hedefin mevcut can değerinin %6 kadarına eşdeğer miktarda ilave fiziksel hasar verir olması. Biz bunu 50 öfkeyle birlikte W kullandığımızda
Rakibe 3 kez uygulamış oluyoruz. Çünkü düz atak olarak geçiyor. Bu arada bizimkiler geliyor, o yüzden ben burada şey yapmıyorum. Bizimkilerin beklemesini, pardon, bizimkilerin gelmesini beklemeseydim hasar takasını kazanırdım orada. Bilerek beni dövmesine izin verdim. Bizimkilerin yetişeceğine güvenerek. Bu da başarılı oldu. WT'niz kule üzerinde etki etmiyor. O yüzden kule üzerinde kullanmaya çalışmayın derim. Yani şu kuvvet falan alsanız belki şey için, ekstradan vurmak için yapabilirsiniz ama ona da gerek yok yani. Bu arada kule altı gireceklerini bilseydim hiç E yeteneğimi falan kullanmazdım orada. Gördüğünüz üzere hasar bu yani. Onu yakalayamayacağım muhtemelen ama Jinx belki bir şeyler yapar diye takip ediyorum. Güzel, güzel. Jinx çok iyi. Takım arkadaşlarınıza güvenmekte fayda var. Renekton'u oynamamak için ben çok uzun bir süre direttim profesyonel oynadığım dönemde. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ara herkes Renekton oynuyordu ve çok fix bir eşya dizilimiyle oynanıyordu. Brutalizer alınıyordu, hırpalayan alınıyordu ilk eşya olarak. Çok güçlü bir Renekton oluyordu. Karşısına dediğim gibi daha Trundle keşfedilmemişti o dönemde. Ya Shen alınıyordu, ya Jax alınıyordu, ya Irelia alınıyordu. Irelia'ya karşı çok güçlü oluyordu Renekton oyun başında. Genellikle böyle bir 50 minyon farkı falan atıyordu ki bu profesyonel arenadan bahsediyorum yani. Bu şekilde oynanıldığı dönemde ben hani Irelia oynamak için diretiyordum. Renekton oynamayacağım diyordum. Çünkü çok gıcık oluyordum Renekton oyuncularına. Çünkü Renekton'un oynanışı zor değil. Karakterin resmen hani iki sıçrası var. E yeteneği doğru kullanılırsa çok uzun bir menzil sağlıyor. Menzili çabuk bir şekilde kapatmanızı sağlıyor. Bunu yaparken hasar veriyor. Uzun süreli bir sersemletmesi var. Can çalması var. Ultisi can veriyor. Ya hasarı çok yüksek karakterin. Bir kabadayı karakterin isteyebileceği her türlü özelliğe sahip bir karakter. Ben de bu yüzden hani gıcık oluyordum açıkçası. Yani bu kadar güçlü bir karakter neden oynanmıyor diyordum. Ops, erken attık. Benim hatam. Gerçekten benim hatam. Sıçrayı Zed'in ultisi geldiği anda atmam gerekiyordu yani. Orada panik oldum açıkçası. Yani 1'e 2 savaşmaya kendime hazırlamıştım ama 3 kişiyi beklemiyordum açıkçası. Sonrasında panik oldum. Zed bana ulti attıktan sonra hani o konuma geldiği anda sıçra atsaydım belki hayatta kalma imkanım vardı. Ama Zed de benimle birlikte geldiği için sıçranın üstüne boşuna sıçra kullanmış oldum, benim hatam. Kitle kontrolü azaltmak adına Merkür'ün adımları tercih edebilirsiniz. Yani yavaşlatma etkisini üzerinden olabildiğince silmek istiyorum açıkçası. O yüzden ben de böyle bir tercih yapacağım. Çok rahat 1'e 2 yapabiliyorsunuz Renekton ile 6. seviyeden sonra. Özellikle de hani hafif bir avantaj sağlamış olsanız bile çok rahat bir şekilde 1'e 2 yapılıyor. Darien vardı o zamanlar. Gambit Five'ın üst koridor oyuncusu. İlk defa Renekton'a hırpalayan haricinde bir eşya tercihi yapmıştı. Normalde herkes hani iki tane uzun kılıç alıyordu sonra, yani öyle hatırlıyorum. Hiç değişmedi sanırım onun yapılışı eskiden. Sonrasında doğrudan hırpalayanını tamamlıyorlardı. Çok idealdi. Ama ilk defa Darien hani koridorda çok daha uzun süre kalabilmeye yönelik oynamaya başladı ve ilk çıktığı eşya dev kemeri oldu. O zamanlar gün ateş şifrelerini dev kemeriyle yapılıyordu. Ve gün ateşin metasını başlattı. Çünkü o kadar güçlüydü ki ya zaten Renekton'u çok güçlü bir şekilde oynuyorlardı.
hırpalayan yeniler. Bir de gün ateşi metasında ölmüyordu da karakter. Hani bu kadar hasar verirken ölmüyordu da. Bu sefer o meta oldu. Çok gıcık zamanlardı ya. Üst koridor oyuncularının hepsi Renekton oynuyordu. Şimdi döneceğim. Sıkıntı olacak onun için. Bekleme süreleri biraz fazla olduğu için işte Kayle bunu yapabiliyor hani. Sen geri çıktığında sana odaklanabiliyor. Sıç attı. Az önce mesela sıçımı harcamamış olsaydım skoru almıştım demek ki. Bu arada bana gelebilirler. Yine haritada kimse gözükmüyor. Tamam, Zed gözüktü orta koridorda. Sıkıntı yok. İkinci eşya olarak muhtemelen en ideal eşya Hydra. Hata yaptım ama sıkıntı yok. O değil de Cho'Gath bana hasar mı verdi az önce? Sanırım orman eşyası sayesinde hasar verdi. Ya kule hasarından korktum açıkçası. Orada yapmam gereken aslında Kayle'ı umursamayıp kuleye vurmayı devam etmek. Ondan sonra Kayle'ı kesmekti. Ama onu yaptığımı fark edip geri çıkar diye korktum. Hani o avantajı kaybetmek istemedim açıkçası. Şimdi ikinci eşyamı göstereyim. Profesyoneller arasında şu anda Renekton'u hala oynamaya devam edenler arasında iki Hydra'yı da tercih eden türde oyuncular var. Ben açıkçası nerflenmemiş olsa garanti haşmetli Hydra derim. Hani %100 haşmetli Hydra derim. Ama nerflendi yakın zaman içerisinde. Saldırı gücü 50'den 35'e düşürüldü. Şu anda da ben haşmetli Hydra kasmayı tercih ediyor olacağım. Fakat vahşi Hydra daha iyi olabilir. Yani özellikle saldırı gücü Renekton için vahşi daha iyi olabilir. Çünkü hani nasıl Jhin ile animasyon iptal tarzında kombolar varsa Renekton ile de küçük bir Q ile yapabiliyorsunuz bunu. Hasarını aynı anda verebiliyorsunuz. Ve rakibin beklemediği bir hasar sonuçta. Bu arada istediğiniz zaman orman yaratıklarını da kesmeye başlayabilirsiniz. Ben neden kesmedim bilmiyorum. Zed. Güzel. Ejder alalım. Bu arada okyanus ejderine nerf geliyor sanırım. Nerf olmayabilir, dengeleme de olabilir. Yani değişiklik geldiğini gördüm. Yama notlarını okumak lazım. Hazır yok. Hazır saldırı gücünü gösteriyorum derken Vahşi Hydra kasayım diyecektim de. Benim şu an kastığım eşya dizilimi hani dediğim gibi oyunu erken aşamada bitirmek için ideal olan. Şu açıdan da önemli. Haşmetli Hydra'yı kasmak. Tamam, ben saldırı gücü üzerine odaklanıyorum. Önemli olan saldırı gücü. Ne kadar fazla hasar verebildiğim. W ile ne kadar kolay tekleyebildiğim. Ama bunu yaparken hani oynarken aşamada bitirmeye çalıştığımda rakibin inhibitörüne girdiğimde belli bir süre tanklayabilmem de gerekecek. Bu yüzden Haşmetli Hydra bunu daha iyi bir şekilde karşılıyor diyebiliriz. Karabalta tercih yapacağım bundan sonra da. Karabalta hem ucuz hem de etkili bir eşya. Aynı şekilde Karabalta'nın pasifinde W'muz ile birlikte kullanabiliyoruz. O da önemli bir etki.
sokakta olduğumuzu biliyorlar mı acaba? Kesme tahtasına yatma sırası kimde? Koyun orta koridora çok erken taşındı. Tabii bizim için iyi. Yani ne kadar uzarsa oyun, o kadar kötü Renekton açısından. Öyle söyleyebilirim size. Özellikle böyle dakika 32'den falan itibaren çok ciddi bir düşüş oluyor. Böyle rakibinizin hedef alınamaz olduğu durumlarda, hani Fizz'e karşı olur, Zed'e karşı olur, normal düz atak yapmaya çalışmak yerine, yani çünkü sonuçta o an ona tıklayamıyorsunuz, eliniz havada kalacak, gereksiz bir strese gireceksiniz. Eğer yakınınızda bir minyon yoksa, bulunduğunuz yere A tık, A tık ya da Shift tık, Shift tık yaparsanız, rakip hedef alınabilir olduğu anda ona hasar verirsiniz, düz atak yaparsınız. Özellikle şöyle durumlar için iyidir mesela bu. Zed size ulti attı. Ultiden çıktığı anda mesela sıçra atacak başka bir yere. Siz W'yu açtınız Renekton ile. Sersemletmek etmek için bekliyorsunuz. Atık atık yaptığınızda adam sıçra atamadan anında düz atak yapıp sersemleteceğiniz için kaçmasına engel olabilirsiniz. Abarttık. Hasarı göstermek istedim ama abarttık yani. Gerçekten inanılmaz bir hasar var. Çok inanılmaz bir hasar var. Şu anda mesela W'muz 50 öfke ile birlikte görebileceğiniz üzere şurada. Gördüğünüz üzere 424 artı 45 hasar veriyor. Burada tekrar söyleyeyim, turuncu kısım, tabii renk körü modunda oynayıp oynamamaya göre değişiyor olabilir. Turuncu kısım saldırı gücünüze göre belirleniyor. Renekton'un da zaten yetenek gücüne dair sadece ultisi var. Sanırım, aynen. Zed güçlü durumda şu an. Bir ok kasabilmiş rakip takımdan. Orada Lucian şanslı bulunuyor. Erkek ittirme yapabilirim zaten, ışınlanım var yani. Bizimkiler alt koridor kulesini alırlar çok rahat isteseler şunu. Almaları çok daha mantıklı yani buraya gitmek yerine. Ya orta koridordan bir şey dönüşemez şu an yaptıkları çünkü yeterli kişi yok şu an orada. Bu arada Haşmetli Hidra'yı kullanırken de bir anda 4 tane düz atak da yapabilirsiniz öfkeyle birlikte kullanırsanız. Hatta 5 düz atak kombosu yapılabilir. Yani Fiora'da vardı ya bir zamanlar 2 saniyede pardon 1 saniyede 5 düz atak diye. Bunu aynı şekilde Renekton'da da yapabiliriz diye düşünüyorum. Öfke biriktiriyorum şu anda. Az sonra bir savaş yapacak olursak diye. Ya ulti kullandığınızda zaten hızlı bir şekilde öfke kazanıyorsunuz. Çok sıkıntı olmuyor ama. Yani ultiyi birazcık geciktirmek gerekiyor açıkçası maksimum canı kazanabilmek için. Çünkü bastığınız anda kazandığınız bir can miktarı var. Gördüğünüz üzere ulti bile basamadan öldü. Bu bahsettiğim combo bu.
hasar verdim Q'muyla. Q ile can kazanacağım için açıkçası korkmadan üzerine gidebildim. Zaten kasamadığı için hani daha kara baltayı bile tamamlayamadığı için hasar yoktu şu an için. Yardım edemeyeceğim. Üzgünüm. Çıkması gerekiyordu geriye doğru. Minyon olsa E yeteneğimi kullanarak yakalardım Kayla ama minyonlar gelmemiş henüz. Anladı yapacağım şeyi. Sıçrattı. Bir ara hep şunu yapardım Renekton oynadığım zamanlar. Böyle koridorda adamın karşısında durur beklerdim. Yani psikolojik olarak da oynuyordum. Yani profesyonel arenada herkes psikolojik olarak rakibini rahatsız etmek üzerine oynuyor bu arada, emin olabilirsiniz. Mesela bir turnuvada karşımda Tal'jin vardı. Sürekli Malphite ile Kayo gibi sözünü spamlıyordu sürekli, hiç durmadan. Güzel. Morgana iyi denedi ama sonrasında uzaklaştı. Ne olur ne olmaz. Bu arada yavaşlattım onu. O yüzden assist aldım. Yani Mahfonuşka'nın kılıcını kullandım. Zed'i keselim mi? Aa sıçık lan oğlum. Daha öldük ama olsun. Sonuç olarak Zed'i keselim mi dedim. Zed'i kesip ölmeyeceğime dair bir şey söylemedim. Az önce bahsettiğim olayı yaptım. Sürekli A tık A tık A tık. Bu sayede skor aldım. Bu eşyaları bitirdikten sonra hala oyun bitmemişse, hala uzuyorsa, Strike'ın güvencesi tercih edebilirsiniz. Karşıda çok fazla büyü hasar varsa ruh gömleği tercih edebilirsiniz. Ultiniz konusunda da Q'dan aldığınız can konusunda da size yardımcı olur. Ben daha da fazla hasar üzerine gitmek istiyorum derseniz, hasar yetmezse, Yoğun'un hayalet kılıcı ya da Malmortius'un ağzı tercih edebilirsiniz. Bunlara alternatif olarak tercih edebileceğiniz eşya, çok fazla ideal eşya olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani cıva yatan gereksiz, Guinso gereksiz, kanı susamış gereksiz. Üçlü kuvvet tercih eden Renekton'ları gördüm ama birçok etkisini kullanmamış oluyorsunuz üçlü kuvveti aldığında. O yüzden siz bilirsiniz yani. Bu arada çok güzel oynadı Shinx. Yani sadece ulti ve düz ataktan yediği hasar %80 ama çok güzel oynadığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani Z'de ters köşe yaptı sonuç olarak. Ve şu anda kesebilir kayıtlayarak. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten Jinx'e inanılmaz hak vermek ne ya? Takdir ediyorum diyecektim cümleler karşısında. Neyse. İnanılmaz takdir ettim Jinx'e. Hani orada bir de hayatta kalsa Zed'den nasıl kaçılır, Zed'e nasıl kayıt yapılır çok iyi bir şekilde göstermiş olacaktı. Yeni hedefimiz Lucian o zaman. Ona ulaşmak biraz sıkıntı aslında. Sıçra olmadan ama deneyebiliriz. Kayle kullanalım ona ulaşmak için. Bizi görünce çıktılar. Kasamamış ya Varys, o yüzden hasar vermiyor. Yani 2-16. Daha iyi olabilirdi sanki.
Gerçi Zed'e karşı hani yargılamam açıkçası. Yani Zed'i Varus ile yenmek için gerçekten Varus pratiğini iyi yapmış biri olmak lazım. Çok zor bir karşılaşma. Zed ulti attığı anda arkana doğru ulti atman gerekiyor. Özellikle kule altında sana girdiği durumlarda. Ki bu hareketi bir kez yaptığında zaten bu hareketi yapabilecek türde bir oyuncu olduğunu da anlıyor Zed oyuncusu. O yüzden mesela ulti attıktan sonra anında sıçra atıyor, örnek veriyorum. Bu arada kuleye vurarak öfke yükü de kazanamıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Genel olarak agresif Renekton rehberi bu diyebilirim. Karşımızda yakın menzilli bir karakter olsaydı ilk 3 seviyedeki agresifliği de daha rahat bir şekilde gösterebilirdim. Hani bu uzak menzilli olan karakterlere karşı mecburen birazcık daha nasıl söylenir? Dikkatli oynamak gerekiyor. O yüzden tam bir agresiflik içerisine giremiyorsunuz. Ama bu şekilde de gayet iyi bir agresifliği var diyebiliriz koridor aşamasında. GG, well played. Güzel oyundu. Şimdi verdiğimiz hasara bakalım. Umarım keyif almışsınızdır bu arada videodan. Bu tarz hani yorumlarınızın üzerine doğrudan video çekmek çok hoşuma giden bir olay açıkçası. Ara ara yine yapıyor olacağım. Verdiğimiz hasar 27.296. Zed'den sonra ikinciyiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.